Kötülüğün seyirci üstünlüğü vardır derler. Oysa iyilik ve güzellik bir yeraltı nehri gibi dipten ve derinden sessizce akar. Kendisine bereketini ve bolluğunu sunacağı bir kaynak, bir kuyu bulur. Bu dünyanın geleceği, dengesi, umudu sessiz ve derinden akan bu sevgidir. Modern dünya ya da ahir zaman, kötülükleri, çirkinlikleri, çarpıklıkları konuşmaya, izlemeye değer buluyor. Biz de diyoruz ki, hayır, kötülüğün seyirci üstünlüğü iyiliğin gücüne galebe çalamaz. Sevgiyi, merhameti, dayanışmayı cazip, anlatılmaya değer bulmayan bütün anlayışları reddediyoruz. Biz binlerce yıl bu topraklarda sadece bileğimizin kudreti, cesaretimizin kabiliğiyle değil, kalplerimizi birbirine bağlayan o kutsal çatı sayesinde kaldık. Yani aile olarak. Hakikatin hatırını incitmeden, aile olmanın ilmine halen sahip olduğumuzu hatırlatacağız. Diyoruz ki, bu cihanda bizim de bir hünerimiz varsa, millet olarak ilk sıraya aile olabilmeyi yazalım. Dört yaşından sonra çok şükür konuşmaya başladı artık. O beni çok mutlu etti. Otizm hakkında çok bir şey bilmediğim için sadece isim olarak duymuştum. Çocuğun birisi eline aldığı bir nesneyi alıp da kapıya fırlatması aynı anda. Yani bizi teyit geçti, öyle değil. Minus o an çok korktu. Yani ben de tabii ki... Yani... Çünkü sürekli hatırladığım zaman çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Annem için blender yaptım. Annem de bir anda mutlu olacak, ben de bir anda mutlu olacağım. Harikasın Yunus. Bilmek için. Çok güzel, tebrik ediyorum. Harikasın. Evet. Ben inanıyorum, çok daha güzel şeyler yaparsın. Şimdi test sürüsüne hazır oluyoruz, çalıştırıyoruz. Koltuğa çeviriyoruz. Orada işin çıkanıyor. Tekini çalıştırıyoruz. Telefondan müzik açıyoruz. Onun yapacağı bütün projelerde gözlerindeki o pırıltıyı gördüğüm zaman benim için her şeyden daha önemli. O da hep izliyor ve onu adeta ezberledi yani. O sahneleri, o replikleri birebir yapabiliyor. Aldın mı parayı? Belli olmuyor mu? Oluyor. Şimdi ikinci sırada kim var Şevket? Sen yüzünden. Öte bozuktu, ben tamir ettim. Anne yeni öte alacaktı, ben ona izin verdim. Çünkü onun parası harcanır ya, para yazıktır. O yüzden öteyi tamir etmek daha iyi olur. Hem de masrafı elinden kurtardım. Yunus beni durmadan şaşırtmaya devam ediyor. Yani şöyle, çünkü senin onun yaptığı şeyler beni mutlu ediyor. Ben çok mutlu oluyorum, bilemiyorum. Şimdi öyle yaptığı zaman abi de mesela bakıyor, örnek alıyor. Birlikte böyle bir yardımlaşmaya girişiyorlar. Yani yarışıyorlar yani benim için. Evet. Yatağını topluyor. Onun dışında annem mesela ben... Annem benim için her şey değerli. Beni yetiştirdi. Annem için çok duygusal bir yapıya sahibiz. Yani annem ne derse her şeyi yaparım. Peygamber Efendimiz cennet annenin ayağının altındadır. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi bir yerlere gelmek. Çünkü ben iyi bir yerlere gelirsem annem de çok iyi bir yerlere gelir. Babam da öyle. Yani bizim de tek isteğimiz o, tek düşüncemiz. Onun mutlu olması. Ben ailem için bütün bir sürü fedakarlığa razıyım. Yani yeter ki ailem bir arada olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Onlar için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Sahipseniz, yani sizi seven, koruyan ve değer veren insanlarla birlikteyseniz büyük değer kazanır. Fakat bu güzel çemberin dışındaysanız, dünyanın acımasızlığı sizin farklılığınızı cehenneme çevirir.
Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanıyım. Burada çocuklarımızın mağduriyetini dile getirmek için buradayız. Okul yönetimi ve normal eğitim gören çocukların aileleri bu çocukları burada istemiyorlar. Yaşına kadar onda bir takım değişiklikler fark ettim. Yani böyle boş bakmalar, böyle donuk, böyle sürekli dönen nesnelere bakmak uzun uzun. Mesela çamaşır makinesi çalışırken önüne geçip de sürekli onu izlemek, böyle hızla döndüğü zaman. Bu çocukta bir takım değişiklikler gitgide daha da netleşiyor. Örneğin konuşamaması, yemek yememesi, onun dışında yani bir noktaya sürekli böyle boş bakması, böyle göz kontağı kuramaması gibi gibi bir takım şeyler fark ettim onda. Ve hemen bir psikoloğa gittik. Orada otizm tanısı konuldu Yunus'a. Ben de tabii o zamanlara kadar otizmin ne olduğunu bilemezdim. Otizm hakkında çok bir şey bilmediğim için sadece isim olarak duymuştum ama bir araştırmaya gitmedim yani o zamana kadar. Ta ki zamanla araştırdıkça ben çok üzüldüm. Bunun bir tedavisinin olamayacağını, hayat boyu onunla var olacağını düşündükçe çok çok üzüldüm. Yani günlerce kendimce ağladım, üzüldüm. Çevreme danışayım, kime gideyim, ne yapayım diye çok çaresiz kaldım. Ya o kadar çok üzüldüm ki zamanla yüzümde artık roza hastalığı belirdi. Yani kaşıntı, kızarıklık ve halen gördüğünüz gibi gözlerime de artık vurmaya başladı. Çünkü sürekli rahatsızım gözlerimden, mevsimsel olarak cildimde o kızarıklıklar sürekli. Çünkü bu da hayat boyu devam ediyor, kronikleşti yani öyle söyleyeyim. Bütün bunların temelinde bu var. Yani bu durumu kabullenemedim. İlk otizm tanısı konulduğu zaman ben gerçekten çok üzüldüm. O kadar çok üzüldüm ki sanki böyle hani bir insana bir teşhis konulur ya, sen kansersin, tamam bitti yani hayatın. Öleceksin, bu kadar ömrün kaldı. Yani o kadar çok beni etkiledi, çok. Çünkü kendime güvenim yok, ne yapacağım bilemiyorum İstanbul'da. Yani hangi kapıya gideyim, kime ne diyeyim yani. Standartların, modern dünyanın normallerinin dışında özel bir çocuk olduğunu annesi anladığında o kendi dünyasının harikuladeliklerini keşfetmeye başlamıştı. Diğer çocuklar oyuncak arabayı görür, alır ve onunla oynarken Yunus arabanın içindeki dinamoyu görüyordu. Bu elmanın içinde çekirdeği, ağacın içinde kökleri görmek gibiydi. 3-4 yaşlarına gelince örneğin hep bir oyuncak mağazasına gittiğimiz zaman kendisine aldığım oyuncağı veya uzaktan kumandalı arabayı hemen eve getirip onu hemen kırmaya başlardı ve içindeki o küçük bir alet, dinamo denen o şeyi ortaya çıkarırdı. Ve her şey onunla başladı, o küçük dinamo ile başladı. Sürekli ona bakıp uzun uzun hayaller kurdu, düşüncelere daldı. Yavaş yavaş böyle böyle adım adım yıldan yıla hep dışarı çıktığımız zamanlar öyle oldu ki sürekli yerlerde bir şeyler arar oldu. Gittiğimiz evde ilgisini çeken bir şey bulduğu zaman onu alıp eve getirirdi. Mesela bu bir priz olabilir, başka bir şey yani her neyse. Sonra o evin sahibi beni arar, işte böyle böyle bir şey kayboldu, Yunus almış olabilir mi? Tabii ki biliyorlardı. Öyle olunca ben de kendi eve kapattım. Gittiğim ortamlarda ben rahat edemiyordum. Bu bir farklılık, hani hastalık değil. Artık bunu ben etrafımda gördüm ve bunun bir avantaj olduğunu gördüm. Bu bir avantaja dönüştü. Kendi yaptığı işte aletler, edevatlar, hani elektrik alanında kendi geliştirmeleriyle birlikte bize aslında kendisi bunun hastalık olmadığını, tam tersinde kendisi ve ailesi için bir avantaj olduğunu göstermiş oldu bize. Yunus benim için çok özel bir çocuk. Yunus'un geniş hayalleri var. O hayallerini de ben elimden geldiği kadar yapmak istiyorum. Çünkü onlar özel bir çocuk. Ben onu gördüğüm zaman çocukluğumu hatırlıyorum. Onun için elimden gelen her türlü fedakarlığı yapmak istiyorum. Yunus'a dünyanın diliyle yaklaşan, onu anlamayacak ve amansız bir hastalığın tedavi kabul etmez bir mağduru olarak görecekti. Kalbin dilini kullanansa onun ne kadar harika bir çocuk olduğunu, onu farklı kılan yanlarının aslında ne kadar değerli olabileceğini hemen anlayacaktı. 4 yaşından sonra çok şükür konuşmaya başladı artık. O beni çok mutlu etti, hiç unutmam.
ve konuştukça özel eğitime ilk başladığımız da o sene içerisinde başladık zaten. Çok güzel şeyler öğrendi Yunus. Özel eğitime başladık 4 yaşından itibaren. 5-6 yaşlarına geldiğinde bir kreşe verdik Yunus'u. Kreş biraz iyi gidiyordu. Zaman zaman bir takım sıkıntılar, şikayetler oluyordu. Tabii ki bütün bunları ben duydukça, gördükçe daha çok kafaya takıyordum. Yani ben yapı gereği çok duygusalım. Çok böyle bir şeyleri sürekli yani kafaya takıyorum ister istemez. Öyle ki geceler boyu uyuyamadım. Acaba bu çocuğun durumu ne olacak? Acaba yani eğitim öndeki o uzun eğitim sürecinde hani bir yerlere gelebilecek mi? Hani nasıl olacak diye. Neyse o zamanlar bir takım sıkıntılar yaşadık. Bir sonraki yıl artık Yunus'u ana sınıfına vermeye başladım. Kendi yaşıtlarıyla çok mutluydu. Çok güzel şeyler öğreniyordu. Derken sonra ilkokul çağına. Diğer akranlarıyla birlikte pek olmazdı. Hep kendi dünyasında bir kenara çekilir, kendi böyle ilgi duyduğu şeylerle vakit geçirirdi. Tabii bu arkadaşlarının da gözünden kaçmıyordu. Öyle olunca yani uyum sağlayamadık. Yani hem onlarla birlikte olmayı seviyor, yani onların etrafında olmasını istiyor. Fakat onlardan çok farklı bir dünyası var. İlkokula başladığımız zaman, birinci sınıfa başladığı zaman çok mutlu olduk. Artık Yunus yani bir şeyler öğrenebilir, okuma yazma derken bu sefer birinci sınıfta istenilmedi Yunus. Götürdük sınıfımızı, öğretmenimizi gördük, konuştuk, ettik. Tabii ki durumunu da anlatmak zorundaydım. Yunus kaynaşmalı bir öğrenci. Yani otizmli olduğunu da belirtmek zorundaydım. Direkt bunlar duyulduktan sonra hemen istenilmedi. Yani öğretmenimiz tarafından. Bu durum beni çok üzdü. Yani ben özel eğitimci biri değilim. Ben bunu yapamam. Yunus'un gitmesi gerektiği yer belli. Alt OÇEM sınıfları oluyor. Oraya vermeniz lazım dediler bana. Ben o zamanlar çok çok üzüldüm. Yunus da tabii her şeyden habersiz çocuk. Aldım onu, müdürün yanına gittim. Müdür de biraz tepki verdi o zamanlar. Böyle bir şey olamaz dedi. Hiçbir öğretmen bunu kendi kafasına göre yani bir karar veremez. Öyle bir şey yok. Tekrar konuştuk, ettik, baktık yok, olmuyor. Biz de onu aldık, aynı okulun alt OÇEM sınıfına yerleştirdik. Ve hiç o anı hiç unutmuyorum. İlk kapıdan içeriye girdiğimizde sınıfın kapısı, o anki içerideki çocuğun birisi eline aldığı bir nesneyi alıp da kapıya fırlatması, aynı anda karşılaştık. Yani o bizim kafamıza gelebilirdi o nesne. Yani bizi teyit geçti, öyle değil. Yunus o an çok korktu. Yani ben de tabii ki yani bunu çünkü sürekli hatırladığım zaman çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü Yunus gerçekten çok harika bir çocuk. Ona fırsat veririz isterdim. Yani o zamanlar ki boşluğu kapatamadım. Belki o zamanlar benimsense, istenseydi çok daha iyi yerlere gelirdi. Şu an belki çok arkadaş. Arkadaşları çok olurdu, arkadaş çevresi. Yani sıkıntılar yaşadık ilk öğretim döneminde. Olmadı, o sınıfta yapamadık. Bir sene idare ettik ama o çocuklar ağır, Yunus onların içinde çok daha iyi. Olmadı yani. Sizlere yaptığım bir balon şişirme makinesi yaptım. Top şişirme makinesi. Şimdi biz buraya takıyoruz. Hava geldiği metal buraya taktık. Şimdi basıyoruz. Motor kapma şoklama yapıyoruz. Arkadaşlar anahtara bastıktan sonra şişiyor. Balon şişirme makinesi. Bir toplantı yapıldı. Öğretmenler bir araya geldi. Özel eğitimdeki öğretmenlerimizde. Konuşuldu, karara varıldı. Yunus'u bir sınıfa misafir öğrenci olarak yerleştirdik. O zamanki yeni gelen öğretmen gerçekten Yunus'u çok sevdi. Çok merhametli bir öğretmendi. Hatta bayandı. Yunus bayan öğretmenleri çok seviyor o yüzden. Kendi sınıfına aldı bir dönem misafir öğrenci olarak. Ve Yunus gerçekten o bir dönem içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Çok da mutluydu. Yani o çocuklara verilen o ödevler, dokümanlar aynısı Yunus'u da veriliyordu. Tamam dedim, inşallah biz bunu aşacağız. Yani Yunus zamanla çok daha iyi yere gelecektir. O bir dönem çok güzel geçti. Ta ki o dönemin sonunda ikinci döneme adım atarken artık öğretmenimiz kendi sınıfına gitmesine karar verdi. Çünkü otomatikman Yunus ikinci sınıf öğrencisiydi.
O zaman ne oldu? Birden onu ikinci sınıfa attık. İkinci dönemi ikinci sınıfta okudu. Başka bir öğretmende sınıf sayısı daha fazla. Yani 23 kişilik bir sınıftan 30 kişilik bir sınıfa geçti çocuk. Anlam veremedi. Öğretmen değişti, arkadaşlar değişti. Yani her şey yarım yamalak oldu. Bir şeyin sonunu getiremedik yani. Bize o fırsat verilmedi. Belki çok daha farklı olurdu her şey. Zaten imkanlarım olmuş olsaydı o zamanlar onu çok güzel eğitimler sunardım onu. Çok güzel okullara belki gönderirdim, özel hocalar tutardım. Bunları yapamadığım için hep üzülüyorum. Yani hep bunlar hep içimde kaldı. Şu hale gelmesi bile hep kendi imkanlarıyla oldu. Kendi kendine yani başardı. Yani kimseden bir yardım almadı, bir yere göndermedim. Öğrenmedi, hep kendi kendine. Bütün piller seri bağlandı. Böyle kapaklı priz yuvası bulduk. Ona böyle montajladık. Böyle elektrik gittiği zaman televizyonlar, bilgisayar, masajları artık yeni hayatı kaldığım yerden devamlı bir şey yapabilirsiniz. 2 saat, 1 saat, 3 saat kadar çalıştırabilir. Aferin Yunus. Evet, yine bir şey yapmıştım. Yunus sen kimsin? Mucitiniz. Yani çok uğraştık. Gerçekten çok uğraştık. İlkokul 5. sınıfa kadar 2'den itibaren bir şekilde kaynaşmalı olarak eğitimimizi tamamladık. Hatta ortaokula adım attığı zaman da aynı şekilde kaynaşmalı oldu. Tabii ki problemler oldu. Yani yeri geldi veliler şikayet ettiler veya çocuklar. Çok keresinde okuldan eve gelirdi, bakardım hep bir tarafı çizilmiş. Hatta bir keresini hiç unutmuyorum. Bir tane arkadaşım bileğini çizmişti Rab diye. Çok üzüldüm o zaman. Çocuk bunu anlatamıyor. Sadece birinin yaptığını söylüyor. Ya çocuklar takılıyorlar, laf söylüyorlar. Çocuk tabii bunu çok ifade ediyor. Ben çok üzülüyordum ve sinirleniyordum da tabii. Yine de boş ver diyordum. Çocuk onlar. Hiçbir zaman gidip şikayet etmedim. Şu çocuk veya bu çocuk niye böyle yaptı? Şey yapmadım. Yeter ki dedim. O kaynaşmalı olarak o kalsın o çocukların içerisinde. Yani normal çocuklarla bir arada hep olsun. Çünkü ben onu OÇEM sınıfında gördüm ya, olmadı, yapamadı. Çocuk daha da geriye gidiyordu. Hani normal çocuklarla bir olsun, zorlukları görsün, kavga etmeyi de her şeyi öğrensin. Ona rağmen her şeye göz yumdum. Bir şekilde bitirdik. Sonra liseye geldiğimiz zaman, onu da anlatayım. Yunus tabii böyle mekanik zekası çok. Çok böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyor ve böyle bir okula gitmek istediğini söyledi bana. Teknik mesleki bir lise. Ben de o zamanlar öyle bir arayış içerisine girdim. Hani bütün bir yaz işte milli eğitime git, oraya buraya rehberlik araştırma, ne yapayım, ne edeyim falan. Hep bana şunlar söylenildi. Hani belki bu çocuk zorluk çeker. Yani lisedeki çocuklar biraz farklı yani gençler. Hani belki uyum sağlayamaz, belki kullanır, belki başına bir şey gelir vesaire gibi şeylerle ben de çekindim. Gönderemedim. Bu sefer de ne oldu? Kendi gibi çocukların gittiği bir okula gönderdik onu. İş okulu, zihinsel engelli çocuklardan oluşan. O okuldan da içeri girdiğimiz zaman direkt böyle aradığı şey şuydu. Yani böyle hani böyle şeylerle uğraşmak için bir atölye, bir sınıf, ne bileyim öyle bir şeyle karşılaşmak istedi. Fakat umduğunu göremedi. Tamamıyla farklı bölümler vardı. İşte müzik bölümü, el sanatları, işte muhasebe, büro, işte metal kaynak vesaire atölyesi. Burada bir tek metal kaynak atölyesine merak sardı. Orada bir şeyler öğrendi, yaptı. Çok sağ olsunlar, oradaki iki hocamız da çok Yunus'a destek oldu. Çok yani halen de çok Yunus'un üzerinde onların çok emeği var. Bu nedir? Bu elektrikli karen tıraş. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Nasıl tasarladın? Şöyle söyleyeyim. Kurdacı'dan bir tane matkap motoru aldım. Şarjlı matkap dinaması aldım. Evet. İçindeki parçayı çark içindeki motora çıkarttım. Evet. Onun için soktum, iyileştirdim. Bağlantılar da yaptım. Evet. Anahtarı da buldum. Kurdacı'dan eski süpürge var. Onun içindeki tuşu aldım. Evet. Ona buna bağladım. Bir de bilgisayar tamircisine laptop batarya gittim. Oradan birkaç tane pil aldım. İçine bağladım. Bağladın. Evet. Çalıştır bakalım. Kırık kalemimiz var. Açacak mı? Biz yapabiliriz. Tamam. Çalıştır. Açıyoruz. Bakıyoruz. Ucunu açtı. Evet, ucunu açtı. Şimdi, elektrikli kalem tıraş. Bunun içi dolarsa ne olacak? Bunun için çöp dolmuşsa biz onu kapaklar açalım. Açalım.
Ooo, çöplerimiz de var. Böyle çöp bidonu gibi oradaki içinde. Çöp bidonu gibi. Bu da öyle dönüyor. Dönüyor. Evriyle. Ve başlığı çıkartabiliyorsun. Başlık da çıkıyor. Evet, böyle boşaltabiliyorsun. Aile farkı değer, zoru kolay, imkansızı mümkün kılan sihirli bir kelimedir. Siz bakmayın bu sihri bozmaya çalışanlara. Ailenin çözülüp kötülüğün serbest kalmasına projektör tutanlara. Ben bunlara katılmıyorum. Şimdi herkes bu anlamda söylüyor ya hanım. Ben konuşacağım. Karıyı al da bir karıyı. Şaban Bey. Anlatsın bir ya. Şaban. Şaban. Söylesin. Ya ben de sen bir tamam. Ben hangi sahabeyi yapıyorum? Otur yerine. Otur yerine. Bu sen bir tamam. Çünkü gerçekleri söylüyorum. Tamam. Siz otur. Biz aile denildiğinde Yunus'un ailesini anlıyoruz. Annem için blender yaptım. Annen de bir anda mutlu olacak, ben de bir anda mutlu olacağım. Anne sen şu an... Çok güzel. Hissediyor musun? Hayır, kesinlikle. Çok evet, güzel bir şey. Gördüğünüz gibi bu blender sayesinde annemin kolları ağrımadı. Harikasın Yunus. Mutlu etmek için. Çok güzel, tebrik ediyorum. Harikasın. Evet. Ben inanıyorum çok daha güzel şeyler yaparsın. Bütün ev hanımların bunlar işini kolaylaştıracak, atık malzemelerden güzel şeyler üretildi. Yapacağına inanıyorum. Annem evde ötü yaparken yaz günlerinde evi çok sıcak oluyor. Ötü fiş takılı olduğu haldeyken ötü ısındığı zaman anneyi daha çok sıcaktan bunaltıp cildini zarar görmeye neden oluyor. Bu yüzden annem için, ailemiz için bir priz icadımızı ettik. Ötü bozuktu, ben tamir ettim. Anne yeni ötü alacaktı, ben ona izin verdim. Çünkü onun parası harcanır ya, para yazıktır. O yüzden ötüyü tamir etmek daha iyi olur, elinden masrafı elinden kurtardım. Şu an ütü çalışıyor. Şimdi gösteriyoruz. Ütümüz çalışıyor. Evet, sıcak. Oo, tamam, evet. Bakalım. Gösterge ışığı beyni yandı. Onu çıkardım. O kaldığı oradan iptal ederek rezistansa bağladım ışığıyla beraber. Oradan termostata bağladım. Termostat sayesinde ütü ıssız soğuyor, sonra ısınıyor. O yüzden şu an ütü çalışıyor. Masrafı kurtardık. Annem o zaman yeni ütü almaya gerek kalmadı. Şu an sağlam çalışıyor. Balkondaki prizi ailem için enerji birlikte ütümüzü çalıştırıyor. Yunus beni durmadan şaşırtmaya devam ediyor. Yani şöyle, çünkü senin onun yaptığı için şeyler beni mutlu ediyor. Benim de tabii yararıma. Yani dediğim gibi 24 saat evin içindeyiz. Sürekli beraberiz. Nereye gitsek birlikteyiz. Evdeki temizlik günlerinde bana bu şekilde yardımlarda bulunuyor. Yeni icatlar, yeni şeyler düşünüyor. Hani annemin hayatını daha kolaylaştırabilir için neler yapabilirim diye düşünüyor. Ve böyle şeyler yapması bile zaten ortada yani. Güzel bir şey, ne diyebilirim ki? Yani mutluyum, çok mutluyum. O çok özel bir çocuk. Çok böyle bilemiyorum. Evet. Yani beni böyle şaşırtması, bunları yapması, tamamıyla benim rahatlığımı, konforumu düşünmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gitmem gereken, görüşmem gereken randevularım vardı arkadaşlarımla beraber. Birkaç defa onları erteledim. Onun yanında kalmak için, onu gözetmek için, ne yaptığını, ne ettiğini kontrol etmek için, hani göz kulak olmak için tabiri caizse. Evde onun tek başıma kaldığım oldu. İyi de anlaşıyoruz yani, bir sıkıntı olmadı. Böyle motorlu bir araç yapmak istiyorum. Akülü araba. Ufak tefek yatıklarım, fites, gaz. Hani şimdi çalıştırıyorum. Önce birinci fitesidir şu anda. Basıyorum. Düşük hız araba gidiyor. Yavaş dönüyor. Şimdi ben fitesi 2'ye atıyorum. 2'ye attım. Daha hızlı. Şimdi 3'e atıyorum. Şeytan gibi çalıştı. Buradan volt düşmeye başladı. Bir de araç şarjı var. Telefonları şarj edebiliyorum. Bir kablo var. Takıyorum. Yoldayken telefon şarjı biter, kimseye ulaşamam diye. Telefon doluyor şu anda. Gördüğün gibi araç şarj 12 volt. Bir de araba teybimiz var. Araba teybini çalıştırıyorum şimdi. Akü bittiği için. Şimdi Yunus, bu yaptığım projeyi normal yürüyen bir arabada yapmak istiyorsun. Bunları normal yürüyen bir arabaya monte edeceksin. Evet, doğru mu? Doğru. Normal bir yürüyen bir araba, akülü araba yapmak istiyorum. O yüzden. Bunların hepsi yürüyen aksamdaki arabanın hepsinde olacak değil mi?
Evet. Hepsine moped edeceksin. Normal bindiğin zaman bir otomobil gibi kendi kendine gidecek. Evet. Bir de araba telimiz de var. Sesini açıp açabiliyorsun. Yapacağın araba evet. Otomatik vitesli olacak, doğru mu? Doğru. Evet, 3 tane büyük akü de gerekiyor. Bir TV, bir de şunu yaptım. Bu farı mı olacak? Tabii, farı da olacak. Uzun bir şeritle lambayı buraya poşete sardım. Araba montajımızı başladığım zaman bunun bandajını açıyorum. Uzun bir şerit lambası var. Her tarafı aydınlatır. Ailem için yaptığım fedakarlık, yani onun yapacağı bütün projelerde ve bütün hani isteklerinde ben hep ön planda olmuşumdur. Örneğin bir araba yapmaya karar verdi. Elimden geldiğince, yani geç vakitlere kaldım, uykusuz kaldım. Yani yeter ki bu sevincini yaşasın, bu projesini yapsın. Çünkü onu yaptığı zaman çok çok mutlu oluyor. Gözlerindeki o pırıltıyı gördüğüm zaman benim için her şeyden daha önemli. Sabrın tat verdiği meyveyi, fedakarlığın yeşerttiği fidanı, azmin sonucunu görüyoruz. Şimdi test sürüsüne hazır oluyoruz, çalıştırıyoruz. İlk önce anahtarın kontağı çeviriyoruz. Orada yeşil ışık yanıyor. TV çalıştırıyoruz. Telefondan müzik açıyoruz. Ondan sonra far yakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, benim adım Yunus, soyadım Çalıkuşu. Sizin için bir resim yaptım. Allah sizin başınızdan eksik etmesin. Seninle görüşmek istiyorum. Seni çok seviyorum, Sayın Başkanım. Ben bazen temizlik yaptığım zaman elime süpürgeyi alıyorum. Rahatsız olduğumu anlar anlamaz hemen elimden alıyor. Onu böyle dip köşe her tarafı temizliyor. Çöp poşetini, çöp kutusundaki çöpü alıp da poşetini değiştirene kadar her şeyle kendi ilgileniyor. Evet. Yatağını topluyor. Onun dışında aynen, mesela ben çamaşır yıkıyorum. Kendisi hemen sepeti alıp çamaşır makinesinden çıkarıyor. Onları bana balkona götürüyor. Ben çok mutlu oluyorum, bilemiyorum. Şimdi öyle yaptığı zaman abi de mesela bakıyor, örnek alıyor. Birlikte böyle bir yardımlaşmaya girişiyorlar. Yani yarışıyorlar yani benim için. Onun dışında mesela ben yemek yaparken mutfağa gelir, hani ilgilenir. Ben neler yapabilirim? İşte sofrayı kurmama bana yardımcı olur. Tekrar toplar. Çocuklarıma hep bunu söylemişimdir. Yani anneye, babaya, büyüklere saygı, ev içinde birbirimize saygı, dışarıda insanları hiçbir zaman üzmeyin, üzülmeyin. Yani bunun gibi hep böyle bir araya geldiğimiz zaman sohbetler, şakalaşmalar, en büyük destekçimizin aile olduğunu. Yunus'un kötülük bilmez kalbi, menfaat gözetmez ruhu, yıkmayı değil yapmayı, bozmayı değil tamir etmeyi öğretti ona. Mucit Yunus'un yıllar öncesinde 8 yaşına kadar elektrik devresi yapıyordum. Yani bu işi şimdi 10 seneye kadar yıllarını vermişim. Hala icat peşindeyiz. Ailemin ev aletleri bozulduğu zaman onları tamir etmesi, servis parası harcama ne oluyor. Daha çok tasarruf olması için bu konuda ailemin birisi, o da ben alıyorum. Yine elektrik uzmanı. Bozulan ev aletleri tamir etmek için. Annem benim için her şey değerli. Beni yetiştirdi. Annem için çok duygusal bir yapıya sahibiz. Yani annem ne derse her şeyi yaparım. Peygamber Efendimiz, cennet annenin ayağının altındadır. Anneciğim, seni çok seviyorum.
Dünyanın sözde normal kabul ettiği ne kadar az insan bu hasletlere sahip. Farkında mısınız? Yunus'un özel dünyasını gündelik hayatına uygun hale getirmek için didinen annesine ve babasına bakıp da aile olmanın ne demek olduğunu anlatmak istiyoruz. Şeffaf bir zırh gibi onu dünyanın kötülüklerinden koruyan, gördüğünü görmeye, anladığını anlamaya çalışan bu ailenin nasıl yıkılmaz bir kale olduğunu bir umut nişanesi olarak göğsümüzde taşımak istiyoruz. Yunus beni durmadan şaşırtmaya devam ediyor. Yani şöyle, çünkü senin onun yaptığı için şeyler beni mutlu ediyor. Benim de tabii yararıma. Ne konuşursam konuşayım, hepsine kulak kabartıyor, dinliyor. Yani farkında, her şeyin farkında. Benim onun için neler yapmak istediğimi, nasıl çabaladığımın farkında. Ve belki de ondan sizlere de bunu söylüyor. Yani ben annemi çok seviyorum. Onun hayatını kolaylaştırmak için böyle şeyler yapmak istiyorum. Hani üzülmesin, mutlu olsun diye. Evet, her gün gazete manşetlerinde, sosyal medyada, televizyon ekranlarında başka hikayeler anlatılıyor size. Oysa Türkiye nice Yunusların, nice güzel aileleriyle bezeli. Bundandır ki ayaktayız. Bundandır ki geleceğe umutla bakabilecek cesaretimiz var. Daha iyi bir dünya için aklın kalple buluşması gerekiyor. Peki ama nerede olacak bu buluşma? İşte bu sorunun cevabı ailedir. Okumayı çok istemişimdir her zaman. Okuyamadım. O üniversite kapısından içeri giremedim. Belki dedim zamanla evlendikten sonra dışarıdan geliştiririm, sınavlara girerim. Hep kendim için öncelikle onu söyleyeyim. Onu istedim. Olmadı. Yıllardır hadi neyse dedim. Hep kendimi Yunus'a adadım. Onunla ilgileneyim istedim. Hep kendim uğraştım birebir. Onunla konuşarak birebir her yere birlikte gittik. Yani bir alışverişten tut, artık ne derseniz. Hep birlikte olduk. O yüzden bana biraz çok bağlı. Yani o yüzden benim için o da bir şeyler yapmak istiyor. Günlük hayatta onun davranış şekillerini ona öğretmek, hani şunu yapman gerekiyor, böyle yaşaman gerekiyor. Bu konuda biraz zorluklar olabiliyor. Hani bu konuda ona nasıl yaşaması gerektiği hakkında, günlük hayattaki insanlarla konuşurken diyalog nasıl kurabilir? İşte dışarı çıktığı zaman işte bir para eline aldığında alışveriş yapması nasıl olabilir? Çok sonuçta otizmli olduğu için hani bunların öğretilmesi gerekiyor. Anne, baba ve abi burada devreye giriyor. Yunus'un mekanik her şeyi pek kolaylıkla anladığı aklı, gündelik hayatında zorlanmasına sebep olan farklılığı, ailesinin ona sunduğu sevgiyle birleşince ne kadar özel olduğu ortaya çıkmış. Çünkü sevginin dili gerçekten anlamanın tek yoludur. Kemal Sunal'ın filmleri var mesela, Tokatçı, hani işte Üç Kağıtçı gibi filmleri, hani Sakar Şakir gibi, yani hepimizin bildiği filmlerdi. Yıllarca izlenmiştir bunlar zaten. O da hep izliyor ve onu adeta ezberledi yani. O sahneleri, o replikleri birebir yapabiliyor. Yani sürekli bizi güldürüyor. Anlatır, videolarını seyreder. Mesela kahvaltıdayken, yemekteyken mutlaka ondan bir bölüm, bir şey ele alır, kendi bunu bize, karşımıza geçip anlatır, güldürür bizi. Yani bu yönü beni çok mutlu ediyor. Biz zaten 4 kişilik bir aileyiz. Benim zaten tek mutlu olduğum nokta çocuklarımı mutlu görmek, iyi yerlerde görmek. Hani özellikle Yunus'a daha çok yani düşkünüm demeyeceğim. Her iki çocuğuma da düşkünüm. Onlar için elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Çünkü ben eğitimi çok önemsiyorum. Eğitim her şeyin başı. Ve Yunus'un durumu bir tık daha farklı olduğu için onun mesela hayallerine ulaşmasını, yani gerçekleşmesini istiyorum. Çünkü onun hayallerinin gerçekleşmesi benim de mutlu olmam demek. Çünkü onun bakış açısıyla bunu söylüyorum. O da öyle düşünüyor. Hatta tek düşüncesi o. İyi bir yerlere gelmek. Çünkü ben iyi bir yerlere gelirsem annem de çok iyi bir yerlere gelir. Babam da öyle. Yani bizim de tek isteğimiz o, tek düşüncemiz. Onun mutlu olması. İnşallah, yani hep dua ediyorum bu yüzden Allah'tan. Çünkü ve hamd ediyorum, hiçbir zaman isyan etmiyorum. Kötü bir şey öğrenmesin, kimseyle kavga etmesin, onu çalmasın. Yani
değerler eğitimi üzerinden diyelim. Bunları hepsini aşıladım ben onlara. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Dostluk, sevgi, vefa, bu gibi kavramları. Bunları evde de yansıttım. Hani Yunus da belki zamanla şey yapacak diye. Tabii Yunus biraz farklı olduğu için, hani yine diyorum, onun içi çok temiz, çok saf. Kendine ait farklı bir dünyası var. Ama hep böyle onunla konuşarak yola çıktım. Hep böyle kitaplar okuyarak. Yani ailelere de bunu demek istiyorum. Yani hayat çok kısa. Belki onlardan önce biz bugün varız, yarın olamayız. Bu çocuklar gelecekte nasıl duracaklar? Kendi ayaklarının üzerinde nasıl durabilirler? Dışarıdaki tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyabilirler? Yunus ve Yunus gibi çocukların çok mutlu olmasını istiyorum. Tek isteğim, tek hayalim bu. Rabbim onlara hayırlı kapılar açar inşallah. Hep dua ediyorum gece gündüz. Başka da kendim için istediğim bir şey yok. Bir tek onların mutlu olması. Çünkü onlar çok özel çocuklar. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Çok güzel şeyler yapacaklarına da inanıyorum. Onun gibi birçok çocuk vardır Türkiye'de, dünyada. Ben ailem için bütün bir sürü fedakarlığa razıyım. Yani yeter ki ailem bir arada olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Onlar için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.